Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agrolema kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. NBA oyunu bildiğiniz üzere Epic Games'te şu an ücretsiz. Ben de zaten bir hafta öncesine kadar almayı düşünüyordum. Sadece emin değildim alsam mı almasam mı diye. Baktım Epic Games'te bunu beleş yapmış, dedim alalım bari. Oyunu sizinle birlikte şu anda ilk defa açıyorum. Hiçbir şekilde antrenman falan yapmadım. Her şeyi sizinle birlikte bu videoda yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada oyunun dilini Türkçe'ye çeviremedim. Almanca'da kaldı ama sizin için sorun olmaz inşallah. Yetişpilen yazan yer, yani şimdi oyuna orada direkt bizi sahaya koyuyor ve sahada galiba öğreniyoruz. Burası da kadın NBA zaten. Bu da antrenman olması lazım okuduğumdan anladığım kadarıyla. Ve bu da işte işin tuhaf yanı da o. Birincisiyle bu galiba aynı. Onu tam anlayamadım. Neyse biz şimdi oyuna diyelim. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Güncel NBA takımları diyelim. Bilemedim ki. Şöyle iyi bir takım seçelim de hani güzel çalışalım bari ya. LeBron James. LeBron James'in takımı var arkadaşlar. Güzel, biz bunu seçelim en iyisi. Böyle menünün tarzı biraz PES'i andırdı bana. Hani biraz PES'in basketbol versiyonu gibi geldi şu anda. Ama grafikler falan oldukça güzel. Hoşuma gitti. İlk maçımıza çıktık. Ha pardon. Tamam. Demek ki o düğmelerle falan savunabiliyoruz. Tamam. Şimdi ilk atağımıza çıkıyoruz. Bakalım ne yapacağız. İlk atışımızı yaptık. Maalesef tutturamadık. Ve ikilik de girmedi. Smaç'ı bastamaydık orada. Lan atamadık. Ama tamam, öğrendim. Öğrendim. Nasıl atılacağını öğrendim. Bir de şu savunmayı öğrenebilsek çok güzel olacak. O oynaması sarıyor lan aslında baktığımız zaman. Savunmak çok zor ya. Üçlük deniyoruz ve müthiş bir üçlük. Üçlük değil mi? Evet, üçlük. Aynen. Böylelikle de ilk üçlüğümüzü atmış olduk. İnşallah devamı gelir. Şimdi bu ne ya? Bu sağda çıkan ne? Savunmayı öğrenmem lazım. Haydi ikilik. Girmedi. Ha şimdi fark ettim. Bir dakika arkadaşlar. Kameramı sola aldım ki siz de skoru falan görebilin diye. İngilizce yazıyordu hep. Şimdi Almanca yazmaya başladı. Hadi hadi, işte bu. Puan farkı 5. Sayı farkı, puan farkı değil. Adama bak lan, bizi artistik yapıyor. Sen kimsin oğlum? Hadi hadi girsin be, işte bu. İşte bu. Hemen cezayı kestik arkadaşlar. Basketbolda biliyorsunuz rakibe dokunduğunuz an faul sayılıyor. O yüzden rakibe dokunamazsınız. Abi bu savunma yapmak neden bu kadar zor ya? Hadi hızlı kontraya çıktık. Haydi işte bu. Öne geçiyoruz arkadaşlar. Yan Veseli gibi falan uçarak falan smacı falan basabilsek acayip güzel olur da inşallah onları da öğreniriz ya. Araya gir, savun. Aferin be. Ulan 5-10'dan buraya kadar geldik. Bir de öne geçebildik. O da güzel. Ama bu avantajı yitirmeyelim. İleri oyna. İleri oyna. Çok kötü vurdum. Çok kötü attım. Abi nasıl savunacağım ben ya? Biri bir şey söylesin. Savunmak çok zor. Savunmak çok zor. Az sonra antrenmana girip bir bakmak lazım ha. Adam çağırabiliyor muyum? Ha mesela diyelim ki şuna bastım. Ha müthiş ya, işte bu. Bana bunlarla girdi. Üçlük değil. İkilik. İkiliği atıyoruz. Bir adım öne gitti çünkü. İlk çeyreği önde kapatıyoruz. Yukarıda çıkan bilgilere falan bakmaya çalışıyorum ama adam smacı bastı işte. İşte bu. Adam smacı bastı abi. Benim yapmaya çalıştığım o yaptı. Fazla vaktimiz kalmadı. İkiliyi attık ve öne geçtik tekrar. Bu arada arkadaşlar, kanalımıza hala abone değilsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bu arada NBA kariyeri falan gelsin mi? Oo, adam boşta kaldı. Adam boşta kaldı.
Bana belirtirseniz sevinirim. Ona göre ben de bu serinin devamını getiririm. Tabii ben şimdi normal bir maç yapıyorum ama seri olarak hani kariyere falan başlayabiliriz ki ben de isterim yani. Haydi üçlük. Haydi üçlük işte bu be. Şansımı deneyeyim dedim, o da tuttu. Çok yakın mesafeden falan atmak istemiyorum. Üçlüklerle yolumuza devam etmeye çalışalım. Şimdi ben mesela X'e bastım, ne oldu? Abi bu kolla ben oynayamıyorum ya. Çok yeni benim için. Normalde PlayStation 4 koluyla oynarım. Bu çok zor ya benim için. Lan oğlum top gitti. Ne oldu lan orada? Allah'ım. Üçlüğü atıyoruz. Müthiş. Boş bulduk, hemen değerlendirdik orada. Boşunu uzatmanın anlamı yok. İkili attık. Üstüne bir de foul kazandık. Bakalım atabileceğiz mi foulleri? Lan atamadık ya, atamadık. Haydi bakalım. Üçlük deniyoruz. Adam boş ve işte bu. Sayı farkı tekrar 3'e düştü. 3'e indi. Ve ilk yarı sona eriyor. İkinci çeyrek de sona erdi. Aslında savunmayı öğrenebilsem ki ilk maça göre bence gayet iyi oynuyorum yani. Daha önce hiç basketbol oyunu oynamamış biri olarak. Basketbol terimlerine çok hakim değilim. Benden çok bir şey beklemeyin yani. Ama öğrenirim. Yani basketbol izlemeyi normalde çok severim ama terimlere gerçekten çok fazla hakim değilim. Bildiğim birkaç tane var. Onları da doğru mu biliyorum, yanlış mı biliyorum, ben bile bilmiyorum yani. La ne oğlum, işte acele edince böyle oluyor. Adam smacı bastı işte böyle. Neyse, zaten bu ilk maçım kazanmak mucize olurdu. Sayı farkı 10'a çıktı. Buradan eritmek zor ya, zor. Üçlük deniyoruz. Ve işte bu. Çok güzel. Bir tık erken atmışız ama ona rağmen isabeti bulduk. Ha, baskı yapsın diye basılı tutmak lazımmış. Tamam. Şimdi anladım. Ben de basınca hiçbir şey olmuyor diyordum kendi kendime. Hani neden böyle diyordum. Sebebini öğrenmiş oldum. Hadi üçlük, hadi üçlük. Müthiş bir atış. Müthiş bir atış. Basılı da tutuyoruz. Bir şey de olmuyor. Lan Allah'ım, ben bu oyunu öğrenene kadar var ya. İkilik. Çok güzel. İki puan da, iki sayı da iki sayıdır abi. Hep aklım futboldan dolayı puanlara gidiyor ya. Haydi ikilik. Ve maalesef isabetsiz. Bir şans daha mı? Pasımızı oynayalım. Hemen rebound aldık. Bir atış daha yaptık ama isabeti bulduk. Bir tık geç atmamıza rağmen sayı farkı 1'e düştü. Erittik lan. Oha oha, o adamı nasıl görmeyiz? O adamı nasıl görmeyiz? Ne yaptık abi? Dokunmadım bile ya. Abi bu basketbol çok zor ya. Biz farkı erittikçe onlar açıyor. Bir smaç denemesi yapmak istedim. Maalesef olmadı ama buna da şükür. Şu savunmayı öğrenmem lazım gerçekten. Ve müthiş bir blok. Müthiş bir blok geldi. Tebrikler. Çok güzel bir bloktu gerçekten. Bunu ben yaptım abi. Bunu gerçekten ben yaptım. İlk bloğu ben yapmamıştım ama bunu ben yaptım. Kapatmaya çalışıyoruz. Bu bloğu da ben yaptım. Ya blok yapmayı biraz öğrendim sanki de. Yine de savunmak çok zor. Yani savunmayı öğrenmem lazım. Atakları bir şekilde geliştiriyoruz. Sıkıntı olmuyor. Basketbolda bilen bilir. Gerçek maçları izlediyseniz yani. Bazen son 10 saniye bile bitmek bilmiyor abi. Gerçekten basketbolda aslında yani bu süreler çok çok uzun. Bu arada sayı farkı 11'e çıktı. Ben farkı falan geçtim. Ben öğrenmeye çalışıyorum oyunu.
üçlükleniyoruz. Müthiş bir atış. Oyun öğreneceğiz yavaş yavaş. Daha sonra da kariyerlere falan başlarız. Oha adam... Ha, 3. çeyreğin sonuymuş. O yüzden uzaktan orta sahadan doğru bir atış denedi. Şu anda sayı farkı yanılmıyorsam 8 arkadaşlar ama inşallah eritebiliriz. Daha önce 10 sayı erittik. 8'de eritiriz yani. 4. çeyrek başladı. Son çeyrek artık. Adam basıyor abi smacı. Bakın üçgenle oynayınca topu böyle yere bırakıyor. Yani deniyorum farklı düğmelere basarak deniyorum nasıl oynuyor falan diye. Üçlük. Maalesef olmadı. Haydi ikilik. En azından ikilik. O da girmedi be. O da girmedi maalesef. Bir blok geldi. Harika. İleri oyna hemen. Haydi kardeşim. İşte bu. İşte bu. Oo, hala sayı farkı çok yüksek. Üçlük denesek mi? Deneyelim lan. Ne kaybedeceğiz ki? Hadi. Foul kazandık galiba. Aynen foul kazanıyoruz arkadaşlar. İki atış mı yaparız yoksa tek atış mı? Ya da üç atış mı? Üç atış da oluyor bazen çünkü. Ah çok kötü attım. Çok kötü. Üzerimde hiçbir baskı da yok. İlk defa attığım için biraz heyecan yaptım galiba. İşte bu. Tamam alışma süreci var abi. Alışacağız. Çıkmayın buradan. Foul olsun, bir şeyler olsun. Adama gak desen foul, guk desen foul. Ben anlamadım ki bu işi. Basketbol o yönden çok zor bir spor bence. Yani rakibe yani şöyle bile dokunamıyorsun abicim. Hemen foul veriyorlar. Harika bir atış. Müthiş bir skor aldık oradan. Sayı farkı şu an 7. 4 dakikamız var. Acaba eritebilir miyiz? Pasımızı oynayalım. Haydi. Maalesef. Haydi en azından ikilik gelsin. Foul'ü kazanıyoruz. Bu sefer ikisini de atacağım. İnşallah. İşte bu. İlk atıştan isabeti alıyoruz. İsabeti sağlıyoruz arkadaşlar. Türkçe'de gitti yemin ederim var ya Türkçe'de bozuldu iyice. İkinci atışta da isabeti buluyoruz. İki sayıyla serbest atıştan %100'lük bir sonuçla ayrılıyoruz arkadaşlar. Adam üçlük deniyor bomboş. Kaçırdı lan çok iyi. Sakın. Çok iyi. İleri oynadık. Pasma oynayacağım. Geriye çek. Rahat bir şekilde at onu. Maalesef olmadı. Haydi bir deneme daha. Çok güzel. Üstüne bir de foul kazandık. Geliyoruz. Maçın sonunda da gidiyoruz derim. Hadi bismillah. İşte bu. Güzel. Fark tekrar 2'ye düştü arkadaşlar. Oha. Adam böyle dokunarak attı lan. Oyunun son kısımlarında daha az konuşacağım. Daha fazla konsantre olmaya çalışacağım. Belki maçı kazanabiliriz de yani neden olmasın. Hangi takımla kariyere başlayalım, nasıl yapalım ya da oyuncu kariyeri mi yapalım, nasıl bir şey yapalım? Siz NBA'ye muhtemelen benden daha çok hakimsinizdir. Sizin görüşünüz benim için çok önemli. Hangi takımla istersiniz ya da oyuncu kariyeri mi yapalım, nasıl bir şeyler yapalım? Adama bak lan, artist bir şekilde orada pasını oynadı, helal olsun. Bu 3 puan, 3 sayı aldılar galiba oradan, tam göremedim ama. Gerçekten çok iyiydi. Tebrik ederiz yani. Fark 10'a çıktı. Oo, çok zor bir atış. Çok zor bir atış. O barı gördünüz mü bilmiyorum. Çok ufaktı. Oyuncuların yorgunluklarıyla falan mı alakalı acaba ya? Çok güzel bir atış. Of güzel. Bir şekilde oradan sayıları almayı bildik. Adam ya böyle bir şey. Adamın kafasına değiyor topu almıyor ya. Neyse arkadaşlar en azından oyunu biraz olsun öğrenmiş oldum. Birazdan antrenmana çıkarım. Biraz alıştırma falan yaparım. Topu kaybettik değil mi? Ya bu oyunda bunu fark ettim. Topu aldığınız zaman
mesela sağa doğru gidiyordunuz ya, hemen sola doğru çektiğiniz zaman hemen dönmüyor oradan. Yani o konuda biraz sıkıntı var. Biraz böyle geç davranıyor. En sevmediğim şey aslında, hani sanki böyle online oynuyormuşsunuz da kol böyle geç reaksiyon gösteriyormuş gibi. Ama neyse, önemli değil, bu oyunda demek ki böyleymiş. Hadi bakalım, karşılaşmaya başlıyoruz. Bakalım ikinci basketbol mücadelemizde ne yapacağız? Karşılaşma başlamak üzere. Şimdi bu ilk atışı kazanmak aslında önemli de nasıl kazanacağız onu da bilmiyoruz. Ha, o otomatik oluyor galiba ya, ben anlamadım onu. Öğrendiklerimi uygulamaya çalışacağım yani. Yerden pas oyna mesela, aynen. Normal pas oyna. Aşırtma oyna, çok güzel. Yerden. Hadi at artık. Tamamdır. İkiliyi deniyoruz. Güzel. Dedim belki bir smaç gelirim ama smaç için biraz açımızı kaybettik orada. Önde baskı yapıyoruz direkt. Hani belki çıkamazlar da topu kazanırız diye. Fakat bu sefer de defansta açık veriyoruz. Aynen abi. Ben şimdi anladım bak. Şimdi ben basketbolcuları çok daha iyi anladım. Neden hepsi hemen karşı tarafa gidiyor diye. Demek ki çok bir faydası yok önde baskı yapmanın. Yerden oyna. Sen de yerden oyna. Aşırtma yap. İçeriye doğru aşırtma abicim. Aynen. Sakla sakla topu sakla. 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 5 saniye. Atışımızı deneyelim. Maalesef tutturamadık. İleri oyna. İleri oyna. Aldık topu. Atar mıyız onu? Attık. İşte bu. Sen de gir git abi. Boş ver. Önde savunma. Önde savunmanın mantıksız olduğunu anladık. Son 13 saniye. Pasma oynayacağım. Üçlük deneyeceğim. Üçlük deneyeceğim. Maalesef isabetsiz. Bir atış daha deneyelim. Fakat faulü kazandık. Hadi bakalım. Of. Çok erken bıraktım ama ona rağmen isabeti buldu. Bu sefer aynen abi. Bu sefer de birazcık fazla kaçtı ama yine de isabetli attık. Bizim oyuncu sürekli ileri. Adam smacı bastı be. Aklıma hep Yan Veseli geliyor ya. Yan Veseli Hava Yolları. Obradoviç döneminde çok izlerdim basketbol maçlarını. Üçlük deneyeceğim. Çok fazla kaçtı. Oho, müthiş girdi ama. Üçlük deneyeceğim. Üçlük deneyeceğim. Müthiş bir atış. Maalesef isabetsiz. Hemen savunmamız lazım. Hemen savunmamız lazım. Fakat maalesef savunamadık. Öne geçtiler. Son 9 saniye. Zoraki bir atış. Tekrar önüne geçtik. İlk çeyrek sonucu bir sayı farkla öndeyiz. Fakat deminki karşılaşmada da ilk çeyreği lider bitirmiştik. O yüzden rehavete kapılmaya gerek yok. Yani ben bu maçı daha çok böyle 10 avan. Oha. Ben bu maçı daha çok hani oyunu biraz öğrenmeye yönelik oynuyorum yani. Kazanmaya yönelik de oynuyoruz tabii ki de. Daha çok hedefim oyunu öğrenmek, savunma yapmayı, atak yapmayı falan. Keşke böyle basketbolla hiç alakası olmayanlar için basketbolun kurallarını, terimlerini falan açıklayan bilgiler falan çıkıyor ya bazen. PES'te oluyor genelde. FIFA'da eskiden oluyordu galiba, artık yok. Keşke öyle şeyler olsa. Hop, bir atış. Ulan yapma be. Abi bomboş pozisyonda atamıyorlar ya, deli oluyorum bazen ya. Yalnız bu oyun benim hoşuma gitti aslında yani, biraz böyle alıştığımız zaman galiba daha çok keyif alırız gibi geliyor bana. Of of of. Orada bir an gözden kaçırdık onu. Hemen atak çıkardılar oradan, hemen atak geliştirdiler. Üçlük deniyoruz. Müthiş bir atış. Üç sayı. Yalnız oyun gerçekten güzel. Ya biraz gerçekten alışmak lazım. Alıştığımız zaman sanırım bayağı bir keyif alırız gibi geliyor bana yani. Hele de online falan oynanıyorsa mesela sizinle birlikte çok daha güzel olur.
Aa, yerden oynamak istedim olmadı. Üçlük deneyeceğim. Müthiş bir atış. İşte bu. Alanı bulduğun zaman atacaksın. Değerlendireceksin. Faul yapmadan top alabildik. Hayretler içerisindeyim. Yerden oyna. Bas smacı. Smaç neyse gelmedi ama buna da şükür. Farkı bayağı açtık maşallah. Oyuna alıştıkça daha çok keyif almaya başlıyorum. Siz de fark etmişsinizdir zaten. Şimdi biz hatırlarsanız bir önceki maçta defalarca kez farkı indirmeyi bildik. Farkı azaltmayı bildik. Belki şimdi aynısını bunlar da yapacak. Bu arada 4 kişiyiz burada. Bir oyuncumuz resmen ileride. Hemen onu oynayacağım hatta. Aynen abi oyna. İşte bu. Normalde onun önde olmasını istemiyordum ama öyle olunca da biz de değerlendirmesini bildik. Sakın. Çok güzel. Yerden oyna. Üçlüyü dene. İsabetsiz. Bir şans daha bizim için. Rebound aldık ve sayıyı attık. Farkı açtıkça açıyoruz. Güzel. İkili attık. Güzel. Hızlı oynamaya başladım. Ataklarda yani. Defans konusunda hala kötüyüm. Ama ataklarda hızlı oynamaya başladım. Onu fark ettim. Hani FIFA'da böyle atıyormuş gibi yapıp atmıyor ya yani. Vuruyormuş gibi yapıp vurmuyor daha doğrusu. Burada da var mı acaba öyle bir şey? Bir oyuncuyu tekrar ileriye doğru gönderdik. Eğer rebound alabilirsek. Hemen ileri oynayacağım. İleri oynayacağım. Allah'ım yarabbim ya. Oynayamadım bir türlü. Üçlük dinliyoruz. İsabetsiz. Bir şans daha bizim için. Ve faulü kazandık. Faulü kazandık. Ah be, ah be. O bar ilk baştan itibaren gözükse aslında çok daha kolay olur bizim için ama biraz fazla kaçtı ama isabeti bulduk. Sayı farkı 14'e çıktı abi. Çok iyi. Bas oradan. Son saniye miydi? Aynen abi, son saniyeymiş. Ben orayı görmedim açıkçası. Ben sadece hızlı oynamaya çalıştım. İlk devreyi çok güzel bir şekilde önde kapattık. Güzel. Güzel, demek ki bir şeyler öğrenmişiz az çok. Üçüncü çeyreğe başlıyoruz arkadaşlar. Üçlük denedim. Adam boştaydı ya. Adam boşta olunca dayanamıyorum abicim. Oo. Adam resmen öyle atılmaz böyle atılır dedi ama o da atamadı. Neyse. İki kere Y'ye bastım aşırtma yapsın diye. Hani bir denemek istedim iki kere basınca ne oluyor diye. Bu sefer smaç atmalık yolladı resmen. Bunu aklımızda tutalım. Yani orada biri olsaydı topu alıp harika bir şekilde smaçı basabilirdi. Ben bu oyun daha iyi nasıl oynanıyormuş falan YouTube'dan videolarına falan bakarım arkadaşlar. Çok güzel seriler gelebilir gibi geliyor bana. Benim gerçekten hoşuma gitti. Dediğim gibi sadece biraz alışmak lazım. Topu kaptık. Güzel güzel güzel. Atak bizim yine. Hemen üçlük deneyelim. Olmadı maalesef. Maalesef olmadı. Biraz erken diyor. Halbuki tam da ortadaydı galiba. Adam smacı bastı. Bir de foul kazandılar be. Tüh. Biraz sakin olalım. Fark erimesin. Çünkü bu çeyrekte galiba daha sayı alamadık. Hatırlamıyorum yani. Bir yandan öğrendiklerimizi uygulamaya çalışıyorum da. Aynen 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 aynen. Bir işe yaramadı. Bu oyuncu değiştirme nereden oluyor ya? Bu oyuncu değiştirme nereden oluyor? İlk sayımızı aldık. İlk sayılarımız daha doğrusu. Oyuncuyu boşta görünce hemen oynadım oraya. Al onu al. İleri oyna. İleri oyna. Müthiş. Faulü kazandık orada. İki atış kullanacağız galiba. Müthiş. Haydi bakalım. Bunu da tutturursak sıkıntı yok. Aynen abicim. Aa.
Açıkçası belirli bir taktikle falan oynamıyorum. Çünkü nasıl bir taktikle oynayabilirim bilmiyorum. Ama zamanla inşallah öğreniriz. Çıkma. Çok zor bir atış. Vallahi girseydi var ya galiba yani bu bölümde attığım en güzel sayı olabilirdi. Son anda bastım çünkü adam orada bekliyor resmen. Bomboş bekliyor. Daha son çeyrek ver abi. Sayı farkı inmemeli. Smudge'ı basabilir miyiz? Yani Smudge'ı basmak istiyordum da olmadı. En azından daha güzel oldu. 3 sayı birden aldık. Abi savunma yapmak çok zor. Yemin ederim savunma yapmak çok zor. Şansımı deneyeyim dedim. En azından sayıları bulduk. Fakat fark indi biraz. Farkı tekrar açmak lazım. Çünkü iki üçlükle birlikte hemen bizi yakalayabilirler. Bir üçlük deneyelim hemen. Of, çok güzel. Adam smacı bastı be. Şu smacı biz de öğrenelim ya. Üçüncü çeyrekte son saniyeler biraz oha zaman eritelim derken topu kaptırdık. Sakın sakın be. Ulan kendi ayağımıza sıktık ya. Haydi haydi. Çok güzel. Fark tekrar 5'e çıktı. Oyuncu nereden değişti? Lan onu öğrenmem lazım. Yemin ederim var ya. Ne oldu lan? Ne yaptım ben? Hiçbir şey anlamadım. Yemin ederim hiçbir şey anlamadım. Adamlar neredeyse yakalayacak bizi ya. Yakaladılar hatta. Bu çeyrekte bayağı kötü oynadık abi. Şöyle son saniyelerde hemen bir üçlük deneyeceğim. Girseydi efsane olacaktı. Adamlar farkı eritti resmen. Helal olsun, yapacak bir şey yok. Sadece kendime kızıyorum. Nasıl oldu bu? Hani onu anlayamadım yani. Dikkatli oynamaya çalıştığım için hani taktik falan uygulamaya çalıştım. Yani yapmaya çalıştım daha doğrusu. O yüzden bazı ataklar sonuçsuz kaldı. Kafama göre oynadığım zaman adamlar beraberliği yakaladı. Kafama göre oynadığım zaman nerede boş oyuncu görüyorum hemen oynuyorum mesela. Fırsatını bulduğumda böyle atıyorum işte. Neyse oyuna biraz heyecan geldi. Savunma yapmak yemin ederim çok zor. Ben hala anlamadım. Gerçekten hala anlamadım savunmayı. Çok güzel. Çok güzel. Bir şekilde oradan sayıları bulmayı bildik. Yani savunma olarak bize öğretilen tek şey şu düğmeye basılı tut ve oyuncunun üzerine git. Bu kadar. Başka da bir şey bilmiyorum. Sakin. Organize atak geliştirerek. Üçlük deneyelim. Harika bir atıştı maalesef, isabetsiz. O adam beraberliği yakaladı lan, helal olsun. Şansımı deniyorum hani böyle ne olacak ne gidecek diye ama galiba bizi pahalıya patlayacak. Evet, pahalıya patladı. Acilen öne geçmemiz lazım. Son çeyrekte oyunu vermeyelim abi. Son oha çüş. Topu kaptı. Topu kaptı. Şimdi bizim dalmamız lazım. Faul yaptık. 3 sayı birden aldılar ya. Bo 5 sayı birden öne geçtiler abi. 5 sayı birden öne geçtiler. Güzel başladığımız maçı kötü bitiriyoruz maalesef. Savunma yapmak bakın yemin ederim çok zor ya. Bir şekilde farkı tekrar 1'e indirdik. Yani tekrar derken farkı indirmeyi bildik.
Şimdi yakalama zaman derken tekrar 3'e çıktı fark. Son 2 dakika 1 saniye. Bakalım elimden geleni yapacağım. Çok fazla vaktim kalmadı. Şansımı deniyorum. Maalesef girmedi. Orada pas oynamalı falandı ya. Adamlar geliyor abicim. Adamlar farkı 5'e çıkardı. Reboundları falan alabilsek belki biz de bir şeyler yapabiliriz de. Önde kalabalık değiliz. Bu da benim... Of. Sinirim bozuldu ha. Gerçekten sinirim bozuldu. Acaba buradan maçı çevirebilir miyiz ya? Burada kimin ne kadar enerjisi var? Ben bunu nereden göreceğim? Son 1 dakika 12 saniye. Bakalım neler yapacağız. Hemen topu alıp acilen 2 tane üçlük atmamız lazım yemeden. Yemeden hızlı çık. Hemen düştük. Maalesef isabetsiz. Tamam bitti mi ya? Bitti maç. Bitti. Neyse. Çok güzel başladığımız karşılaşmayı maalesef kaybediyoruz arkadaşlar. Adamlar zamanla eritecek zaten şimdi. Daha sonra bizim hızlı şekilde çıkmamız lazım da sayı yemememiz lazım da çok zor. İleri oyna kardeşim. Bak ileri oyna. Girmiyor ya. Girmiyor. Üstüne bir de faul yaptık. Ağzımızı açsak faul oluyor ya. Abi basketbol izlerken de ben zaten buna sinir oluyorum genelde. Gerçekten ya, en ufak bir dokunuşta hemen faul veriyorlar ya. Oyuncuya hiçbir temasın olmaması lazım. Oyuncuya temasın olduğu an faul. Bitti. Sen istediğin kadar orada uğraş. Bir faul daha kazandılar. Allah'ım yarabbim. Fark iyice açıldı. Ulan neyse be, böyle olsun. Arkadaşlar maç bitmek üzere. Maç biterken de biz videonun kapanışını yapalım madem öyle. Elimden geleni yaptım fakat olmuyor. Yani öğrenirim ben bunu. Seriler falan yaparız. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir her şeye rağmen. Şansımız deneyelim şuradan. Rebound aldık. Bir defa kazandık. Onu da atabilseydik müthiş olacaktı. Her neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunlar yani nasıl diyeyim, kayıda girmeden önce hiçbir şekilde oynamadım. Şu an ne oynuyorsam gerçekten ilk defa oynuyorum sizlerle birlikte. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım size biraz olsun, umarım yüzünüzde biraz olsun gülücükler açabilmişimdir. Dediğim gibi ben bunun serisini falan yapmak isterim, kariyerini falan. Bana o konuda destek olursanız sevinirim. Yani nasıl bir şey yapabiliriz, İşte neyi önerirsiniz falan gibilerine. Böylelikle de o zaman videonun sonuna gelelim. Tekrardan söylüyorum, videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala hala abone değilsiniz, lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.